Ben Merve'yle bu yatağa girerim diyenler yazsın. Çağırıyorum. Var mı? Dur. Dur lan. Şaka nasıl çiğneyim? Masken falan var. Evde maskeli oturmuyorum. Sen Merve'ye acısı karın ver. O zaman ben çıkarıyorum pantolonu. Hayır bir aç bakalım dublörüm olabilecek. Günlük mü devrelim mi? Yatırım sarpçı. Vahşi kovboy mu uysal atma? Elime veren. Hatta o şemsiye. Kanalıma abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Dur. Bugün... 2. Dur lan. Bugün... 1. Kayıtta kamera. Ne? Allah! Neredin sen? Çok işte şey oluyorum ben buna. Hadi eşle kameraları eşle. Sen şimdi ünlü olunca bizi tanımazsın diyen arkadaşlarını üzmemek için... Ünlükten vazgeçip az ünlü kalmayı tercih eden bendeniz Merve Polat'ın sunduğu... Anne bu gece Merve Nergiz'e hoş geldiniz! Ünlü olmadan bile arkadaşlarını satabilecek yavşak bir karaktere sahibim. Konukları al. Alacağım dur. Beni bir sete çağırdılar dediler ki... Konukları al. Ya hoş geldiniz be. Merhaba. Ay geldim. Yine çok kötü bir şaka yaptım. Şaka nasıl çiğim? Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz geyiğiniz beni çok sarar ama programında bir formatı var. Formatı var tabii. Formatı derken. Her bölümde böyle oluyoruz değil mi? Gülüp gülüp ah çok şükür çok güldük. İyi geldi. Hep anneni ara kız. Ne yapıyor ne ediyor? Alo. Alo babacığım ne haber aramışsın? Aradım ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Şarda mısın? Evet ya. Ya bir arkadaşa geldim Merve. Merve'lerdeyim. Ne yapıyorsun Merve'lerde? Oturuyoruz. Merve kim ya? He? Merve kim diyor anne? Merve kim? Vardı ya bir tane arkadaşım. Unuttunuz herhalde ya. Ben hatırlamıyorum ben. Hatırlamıyorsunuz. Gitmiş o Merve. Efendim anneciğim? Sen evde misin yani şimdi? Hayır Merve'lerdeyim işte. İyi bir kızım bu zamanda ev gezmesi yani hani bilmiyorum adlandırıyorum. Hiç olsa bir şey değil yani. Doğru söylüyorsun anne ya. Ama işte ama şeyiz yani. Normal oturuyoruz. Sosyal mesafemizi de koruyoruz. Oturuyoruz. Masken falan var. Evde maskeyle oturmuyoruz ama çok yakın değiliz. Kalacak mısın dönecek misin? Kalacağım anne ya Merve'lerde. Kim o? Kim o diyor? Şey dönecek misin geri? Kalacağım dönmeyeceğim. Selam tamam, söylüyor ben, Merve. Tamam hadi. Merve'nin selam. Hayırlı mı olsun? Öpüyorum. Öptüm tamam. Anneciğim çok. Babamı da öptüm. Tamam Deniz ama sen gene de bak sağda solda yolda falan dikkat et. Tamam evdeyiz ya yani sıkıntı yok. Ne olur? Virüs olarak. Ha tamam. Tamam. Hadi öptüm. Öptüm. İyi hadi ben. Tamam, iyi geceler. Hadi. İyi geceler görüşürüz. Dikkat et sağda solda. Tamam hadi öptüm. Hadi görüşürüz. Virüs tamam. Olarak. Hayırlı olarak. Olsun dedi. Hayırlı evet, olsun hayırlı dedi. Evet hayırlı olsun dedi. Babasının gülmesi nasıl bebek? Kek. Merve'ler. Babam da şey demiş ama geç gittiğim zaman eve yatmağa mı geldin? Özellikle şive yapıyor niye bilmiyorum. Yatmağa mı geldin? Otel mi burası? Çok iyi atlattım. Bayağı iyi atlattım. Çok bayağı iyi şey olmadı. Hadi sıra sizde. Alo. Anne. Ay hep aklımdasın ne yapıyor diye. Alo. Alo. Ha iyi misin? Ha iyiyim annem sen? İyiyim anneciğim. Bir şeyim yok. Sen iyi misin? Bana mı diyorsun lan? Ben Merve'lerdeyim. Ne kıkır diyorsunuz? Sen Merve'lerdesin karın verdi. Alo. Alo. Sen Merve'lerde olduğunu emin misin? Evet. Bak basarım seni.
Alo. Alo. Yok yok. Ha. Evet evet Merve Erdin. Eşek ne gülüyor? Alo bak ya. Tamam ararım ben seni çıkınca. Bak ya. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Şurada Sarp'ın annesi gelse ya. Bizi araştırmış. Gelmiş. Lan bak seni basarım. Alıyorsunuz 3 kişi yatakta. Bak benim ben insafa geldim dedim ki söyle programda olduğumuzu dedim böyle yapıyorsun. Bana sus yapıyor ya. Söyle mi dedi? Ben söyleme dedi zannettim. Hayır ben söyle hani kadıncağızın yüreğine inecek. Oradan diyor ki lan sen neredesin? Arkadan kıkırdanıyorsun. Ben kendi canımı düşünüyorum. Hanımefendiciğim programın formatı gereği yatağıma bakmayın. Teşekkür ederim annelerinizi aradığınız için efendim. Hayır, çok tatlısınız. Ben ama aslında annemle babamla konuşmuş oldum. Aslında çok iyi oldu, değil iyi oldu sana. Yani bayağıdır aramamışsın belli ki. Yok be her gün konuşuyorsun. İyi oldu anaları da babaları. Bakın bu program anaya babaya saygılı program. Tamam. Doğru. Sonra. Arkadaşlar! Türkiye'nin ilk interaktif bir dizi. Türkiye'nin ilk interaktif dizisi. Arkadaşlar sen bir sürü bir anlatalım. Tamam. Şimdi ilk böyle gerçek interaktif dizisi. Çünkü şöyle. Biz dizi çekmeye başlamadan önce, diziyi hatta yazmaya başlamadan 4 ay önce insanlara Instagram üstünden sorduk. He, yani evet. Diyebiliriz ki her aşamada interaktif bir evet, dizi. Yani, yazmasından, çekmesinden. Yani yazmaya başlamadan önce de interaktif yani. Bir soru sorduk işte bir yönelim almak için ve seyircilerden o yönelimi aldık ve o cevaplara göre senaryo oluşturduk. Hatta hikaye oluşturduk ve sonunda da senaryo oluşturduk falan. Ve her aşamada interaktif olması dışında aynı zamanda izlerken de interaktif olsun dedik. Dedik. Baştan dedik. Ve sonra ne yaptık? Of. Mesela böyle dizi ilerliyor. Mesela bir noktada şöyle bir şey oluyor. Böyle bunlar yakınlaşıyorlar. Öpüşecekler. O seyirciye kalıyor. Bu sahneyi merak edenler sonrayı bulup izlesinler arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Abone olmayı. Subscribe. Kanalıma abone olmayı. Ve like'lamayı unutmayın lütfen. O zaman ben çıkarıyorum pantolonu. Ben de bunu açayım o zaman. Oğlum bunlar bir şeyler açarsa ben de açmak zorunda kalırım. Ben kamerayı kapatırım. Allah, o zaman niye açıyoruz abi? Bize mi açıyoruz yani? Ben de kapatırım ama ekranı. Boyut olarak kapanır. Sığmayacağı için kapanır diye düşünüyorum. Ya da genel kanal bizi kapatır. Saçmalama. Bende de aynısı olabilir. Seni görünce şey yapabilirler böyle. Aa kafa şuraya. Arkadaşlar şimdi size yatakta nasılsın testi yapacağım. İyiyim. İyidir. İyiyiz. Senden? Hiç sıkıntı yok. Senden ne haber? Ben çok iyiyim. İyidirim. İyidirim yani bildiğim kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla. İyidirim 3 ay öncesine kadar. İyidirimdir yani. Hani iyiydim herhalde ya. Aa töbeler yazsın ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Yatakta oğlum yatakta nasılsın dedim diye saçmalama lan. Sarp benim dublörüm. Sevişme sahneleri varmış bugün. Devam. Açma Allah'ını seviyorsan. Hayır bir aç bakalım dublörüm olabilecek. Onu bir görelim bakalım. Ama bu sefer senin de açman gerekir ki bir karar versinler. Hocalarımız yani. Ben ne açacağım ben? Evet. Hayır ya! Abi saçmalama Deniz kapını çevir buraya sen daha küçüksün. Ay git üstünü başını giyin ya. Hayret. Dur geliyorum. Bekle beraber. Evet. Sen içeride bir bak. Bakalım benziyor muyuz? Bak bakalım. Hani olabilecek gibiyse. Hadi geçelim sorulara. Aaa. Daha geçmedik mi? Daha çok fazla şey oluyor. Abi sorular. Sorulara geçeceğim dedim. Çıplak herif göndermişsin evet. Ben ya. Ben göndermedim. Kendi gelmiş. İptal dedik ona. He. Sevişme sahnesi yok dedin. Yok dedim. Tamam. Asla anlamamış orayı. Oğlum bu film o film değil. Senin setin gece yürüsü. Anlamamış. İlişkide nasılsın? Başlıyor. İtalyan makarnası mı, Alman birası mı? İtalyan makarnası. Sarp. Asker gibi bekliyorum. Böyle mi sen? Sen böyle çalışmış mı? Belli. Sarp! Hemen sor, gidiyor. Sor bana. Rus ruleti mi, Meksika dalgası mı?
Yani Meksika'nın sonunda dalgası olmasa Meksika'yı seçerdim. Ama böyle düşünme dalgayı. Öyle düşünüyorum şu an. O yüzden Rus ruleti. İşte geliyor özel harekat mı? Yoksa şu gelen yar olaydı, elinde nar olaydı mı? Hayır, şu gelen yar olaydı, elinde nar olaydı. Baby doll mü, ayıcıklı pijama mı? Baby doll tabii. Tabii. Kısa mesafe mi, uzun mesafe mi? Uzun mesafe. Tabii abi. Dirty Talk mu, sessiz sinema mı? Sessiz sinema. Kirli sakal mı, sinek kaydı mı? Sinek kaydı. Eli avuca gelen mi, PlayStation'da eline veren mi? Elime veren. Şeyde PlayStation. Vahşi kovboy mu, uysal at mı? Vahşi kovboy. İtalyan makarnası. İşte o yüzden vahşi olmak zorunda. Bir, yer, bir yerden. Bir yerden kurtarmak zorunda. Ya benimsin ya da toprağım mı? Benimsin. Açık büfe mi, şefin spesiyeli mi? Açık büfe. Tabii. Alman usulü mü, hiç o elini bir indirme. Güzel bir şey. Şimdi Alman hesabı çünkü 7 kişi falan oluyor. Aslında Almanız, Alman iyi muhtemelen. Sen Alman'a bas. Almanlar iyidir her anlamda. Sanayi, sanayi, sanayi. Sanayi. çok zor bir soru. Alman hesabı. Mal beyanında bulunan mı, Instagram canlı yayını kütüphanesinin önünde yapan mı? Instagram canlı yayını kütüphanesinin önünde yapan. 8'de bende ol, göz kırpan emoji mi? Gelirken yoğurt alma. Göz kırpan emoji de yani. Çok, bak şimdi. 8'de, dudak koyuyorum. 8'de bende ol. Ya da gelirken yoğurt al. Şey koyarım, şeytan var ya, şeytan koyarım. Mor. Sekizde bende ol şeytan. Aynen. Tamam oldu. Tamam. Akşam 8'den sabah 8'e. İlk buluşmaya gelinliğiyle giden mi? Aynı ilk yom mama mı? Aynı yom mama. Günlük mü devre mülk mü? Aa, ben normal bir programa geldim. Şey devre mülk katımız belli. İlk buluşma şarkın yiğidim aslanım burada yatıyor mu, yoksa ikiye sohbet aralım bütün mesafemiz mi? Ay. Ben konuşmayı seviyorum belki önce. Allah Allah. Biraz da iletişim kurmak istiyorum, ondan sonra belki devre mülk mü? Oradan sonra bakacağız, alacak mıyız almayacak yani. Mıyız? Sen de haklısın. Yatırım. Sarpçı. Ki geleceğe yatırım. Geleceğe ya, gibi düşündü gelecek. Ama ben ikisini de düşünmüyorum. Tamam. Senin hiç zaten yatacağız olmamıştı. Karşıda sok buradayım ben. Oha! Ne kadar güzel bir ekip. Böyle mi? Acaba hep bu üçlü mü? Sanki bize böyle iğrenç şeyler mi konuşsak acaba? Açık açık. İlk buluşma şarkın. Sana yanığım ama bu ateşi harlama Nalan mı? Kır zincirlerini, gel aşka kanalım bu gece mi? Nalan'ın sözlerini bir daha söylesene. Sana yanım ama bu ateşi harlama. O değil, harla harla. Nalan. Yok, harlama demem, harla. Harla, har benim. Körükle yani. Körükle. Kır zincirleri zincir diyoruz. Ama aynen kır zincir, evet o benim. Evet. Killing me softly mi yoksa? Taktik maktik yok, bam 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 mı? Taktik maktik yok, bam bam bam. Üf. Sonuncu bamı. Uçağın inişi mi kalkışı mı? Beni ilgilendiren ikisi de değil ama kalkışı. Direkt sordum soruyu. Uçağın. Hoca bitir maçı bitirme yoksa sabaha kadar buradayık mı? Sabaha kadar burada olmamız gerekmez mi? Bence de. Bence ben de aynı taraftayım. Sarpçı. Evet. Kombine mi, tek bilet mi? Kombine. Ertesi gün bakarız mı yoksa Pronet güvenlik sistemleri mi? Pronet güvenlik sistemleri. Bak buraya reklam aldım. Pronet güvenlik sistemleri. Ben de aldım. Emanet arka cebimizde, cüzdanda mı yoksa sonunu düşünen kahraman olamaz mı? Oldu. Cüzdanı biliyor, cüzdanı biliyor. Cüzdanı deyince, ha yok o anlamda değil yani, cüzdan ne bileyim. Ne düşündün cebi deyince? Dedim ki işte kağıt paraları böyle koyuyorlar ya, bozukları da bu tarafa koyuyorlar. Cüzdan deyince anladım soruyu. Çok
naif insanlar getiriyor. Evet. Ben masum düşüncelerim böyle. Ben mesela soruyu unuttum. O kadar naifim ki. Sen çünkü sonunu zaten düşünmeyen bir kahramansın. Helal be sana. Helal. Bravo. Bravo. Arkadaşlar, Merve Derdiyiz'in ikinci bölümü başlıyor. Ve ikinci bölümde arkadaşlarımın dizisi sonradan ilham alarak bir unboxing hazırladım. Oyunu anlatıyor. Instagram'dan seyircimize sorduk. Dedik ki sonranın yıldızları geliyor. Sarp Bozkurt ve Deniz Işık. Onlara dedim kelimeler verin ve ben onlara interaktif bir hikaye yazdıracağım. Aha. Fakat seyirciden önceden bilgiyi alıp bunu senaryo haline getirip çekmesi kolay. Şimdi ben burada yönelim vereceğim. Diyeceğim ki Sarp'cığım bu kelimeyi söylerken artık şöyle oyna diyeceğim. Ha, çok iyi. Hadi of, yapalım. Müthiş bir şey. Sabaha kadar güzel yapabilirim. Sarp. Saat akşam 18.30. Mecidiyeköy trafiğinde boxer'ında kalmışsın ve Deniz'in arabasının önündesin. Yok yok, ay öyle bir durum yok şu anda. Şimdi ben benim baba mesleği overlockçu. Ama Sarp tamam, yani biz en son ne demiştik? Biraz aramıza bir mesafe koyalım demiştik. Devam. Ama senin bu şimdi dediklerin de benim bu halde düştüğümden sonra lafı güzel. Ama senin de benim karşıma bu hale düştükten sonra lafı güzel olmasından sonra da bayağı da bir peyderpey bir durum yani. Peyderpey bir durum bu. Benim şu an böyle boxer'la gözüktüğüme bakma. Etkileniyorum. Böyle belki boxer'la gözüküyor olabilirim ama vücudumun her yerine dezenfektan. Sen de ilham aşkı der gibi devam. Eğer vücudunun her yerinde dezenfektan varsa sevişebiliriz. Ooo! Sarp götürmeye çalışıyor gibi devam et. Tamam. Sen artık bunu söyledikten sonra biz fuck buddy olabiliriz. Madem fuck buddy olduk o zaman sen benim süper kahraman mısın? Kusacak gibi. Kusacak gibi. Ay. Tamam. Ben o kadar da sulu sevmiyorum. Ay. Sarp. Ne oldu? Sen şimdi öyle sulu sevmiyorum falan deyince benim bir tansiyonum çıktı. Sonra ne oldu? Sonra? Bence biz müştemilatta kalabiliriz. Buradan sonrasını yatak odası sesiyle devam edeceksin. Peki diyelim. Biz müştemilatta kaldık. Müştemilatta kalırken de papaz eriği yer miyiz? biz şimdi müştemilatta papaz eriği yerken acaba asfalyalar atsa da elektriksiz mi kalsak? Elektriksiz kaldık diyelim. Bir şemsiye de açmayalım mı? Hatta o şemsiye... Hayır. Olmaz. Hatta o şemsiye pazar şemsiyesi olmasın mı? Ben o pazar şemsiyesini sana yüzük diye takarım. O zaman birer ejder meyvesi yemek. O zaman diyorum ki neslimi tüketin. Tamam abi, bitmiştir burada. Kocaman